Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bugün sizlerin karşısında bir başka bilançoanalizi videosu ile daha karşınızda olacağım. 10 tane bilançonun analizini yapacağız yine tekrardan birlikte. Bugün arkadaşlar size hangi hisseleri yapacağımı söyleyeyim ben. Art yazılım, daha sonrasında BMS Çelik Asır, Credit Ways Factoring, daha sonrasında Frigo, Koza Altın, Pergamon Dış Ticaret, Sasa Polyester, Sönmez Filament, burada TSKB'miz var, bir de Yapı Kredi Bankamız var. Bu 10 tane hissenin bilançolarını analiz yapacağız arkadaşlar. Aslında daha öncesinden yapacaktım ama bir takım rahatsızlıklarım olduğu için maalesef video biraz ertelendi. Şimdi hemen videoya başlamak istiyorum. İlk hissemiz arkadaşlar Art Yazılım. Art Yazılım'ın satışına baktığımız zaman 16 milyondan 72 milyonu artırdığını görüyoruz. Buradan 1 puan verelim. Favo'ya baktığımız zaman o da 12 milyondan 42 milyonu yükselmiş. Buradan 1 puanı daha verelim. Net kâra baktığımız zaman ise net kârımız 10 milyondan 38 milyona yükselmiş. Buradan 1 puanı daha veriyoruz arkadaşlar. 3 puan oldu. Net borcumuz azalmış. 1 puan daha verelim. 4 puan, zaten net borç negatif olduğu için otomatikman öz kaynaktan düşük olacak. Buradan 1 puan daha verdik. 5 puan. Baktığımız zaman arkadaşlar öz kaynaklar da artmış. Buradan yine 1 puan daha veriyoruz. 6 puana ulaştı şimdiden. Şimdi hemen burada öz kaynakları aktiflere göre oranlıyoruz ve kaldıraç oranının düşüp düşmediğini anlamı çalışıyoruz. Baktığımız zaman %92 küsürlerde olan bir öz sermayenin aktife göre bir oranı var. Öncekinde kaçmış. 232 bölü 244 yapalım. Bakın öncekinde bu oran arkadaşlar %95 civarındaymış. %92 küsürleri gerilemiş. Burada kaldıraç oranının yükseldiğini görebiliyoruz. Buradan ne yazık ki puan veremiyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan FK ile PDD'ye baktığımız zaman PDD'de hemen hemen FK'nın yarısı. Bu da ne demek oluyor? Öz sermaye kârlı %50'ye yakın bir değerde. Bu da piyasaya göre iyi olduğu için 1 puan daha veriyoruz. Toplamda şu ana kadar 7 puana ulaştı. Sektöre göre durumuna da hemen bakalım. Art Yazılım arkadaşlar sektörüne göre öz sermaye kârlı gayet güzel. Buradan 1 puan daha verelim. 8 puan oldu. FK'mız 8.96. Sektöre göre ucuz konumda. Buradan 1 puan daha. PD bölüde de 4.42. O da yine sektöre göre ucuz durumda. FD Favök 8.02. O da yine sektöre göre ucuz durumda. Piyasa değerimiz 1.19 milyar. Satışlarımız 239 milyon. Yani buradan 4,5-5 arası bir rakam çıkacaktır. O da zaten sektöre göre oldukça fazla arkadaşlar. Bir de borcu olmadığı için bu anlamda sektöre göre iyi. Totalde 2 puanı kırmış olduk. Buradan 12 puanlık bir bilanço olduğunu ve güzel bir bilanço olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi geldik arkadaşlar BMS Çelik Asır'ın bilançosuna. Satışlarımız arkadaşlar 89'dan 122'ye çıkmış. Buradan 1 puanı verelim. Favök negatif açıklamış. Bu çeyrekte net karımızda 3.6'dan 1.4'e bir düşüş var. Net borcumuzda bir artış var. Öz kaynaklarda ufak da olsa bir artış var. Buradan 1 puan daha vereceğiz. 2 puanı oldu şimdiden. Net borcumuz öz kaynaklardan düşük. Zaten negatif olduğu için otomatik düşük olacaktır. Buradan 1 puan daha verdik. 3 puana ulaştı şimdiden. Hemen kaldıraç oranı hesabını da yapalım. 145 bölü 183. %79.23 çıktı. 144 bölü 181 yaptığım zaman %79.55 çıktı arkadaşlar. Yani burada %79.55 olan öz kaynak bölü aktif oranı %79.23'e gerilemiş. Bu da kaldıraç oranının çok hafif de olsa arttığı anlamına gelir buradan. Ne yazık ki puan veremiyoruz. Şimdi arkadaşlar şu ana kadar 3 puan vermiştik. PDD'miz FK'yı oranladığımız zaman yani çok düşük bir hani oran çıkacak. Yani 1 bölü 13 civarında bir oran çıkacak. Bu da %10'dan bile az öz sermaye kârlığının olduğunu gösterir bize. Buradan piyasaya göre kötü bir öz sermaye kârlığı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi BMS Çelik Asır'ın demir ve çelik sektörüne yer aldığını görüyoruz. Zaten sektörün bile altında kalmış öz sermaye kârlı olarak %24 civarında sektörün öz sermaye kârlı. Bu anlamda da kötü.
FK'mız 27 küsürlerde. Sektöre göre pahalı gözüküyor. PDB'de de 2.01. Sektöre göre yine pahalı. FDFV'miz 22.81. Sektöre göre yine pahalı durumda. Piyasa değerimiz 293 milyon. Satışlarımız 338 milyon. Yani 0.75 ile 1 arasında olacak. Sektörünün zaten birden yukarıda olduğu için bu anlamda sektöre göre iyi olduğunu söyleyebiliriz. Net borç bile FAVÖK anlamında da sektöre göre iyi, çünkü net borcumuz negatif. O yüzden arkadaşlar toplamda 5 puanlık bir bilançosu olduğunu ve kötü bir bilanço olduğunu söyleyebilirim. Yani kötü, orta arası bir bilanço. Beğenmezse Çelik Asır'ın bilançosu. Evet, geldi kredi faktörüne ki arkadaşlar bu sektörde bildiğiniz gibi FAVÖK ve satış bakmak çok mantıklı değil. Burada yazıyor ama ben bunları da değerlendireceğim. Ama siz hisseyi alırken bunlara çok takılmayın. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar satışlar 12 milyondan 23 milyona çıkmış. Buradan 1 puanı verelim. FAVÖK'ümüz 2 milyondan 5 milyona çıkmış. 1 puanı daha verelim. Net karımız 2 milyondan 4 milyona çıkmış. 1 puan daha buradan verelim arkadaşlar. Net borca baktığımız zaman bir artış var. Buradan puan veremiyoruz. Net borcumuz öz kaynaktan da fazla. Buradan da puan veremiyoruz. Öz kaynaklarımız bir miktar artmış arkadaşlar. Buradan puanı verelim arkadaşlar. Buradan burada verdiğimiz puanla birlikte 4 puana ulaştım. Şimdi bir de kaldıraç oranına bakacağız ama yani zaten göz var, nizam var. Öz kaynaklar 4 milyon artarken aktifler 50 milyon artmış burada. Yani kaldıraç oranı her türlü artmış arkadaşlar. Yani oran orantı gidersek bu şekilde düşünmek lazım. Buradan da puan veremiyoruz. Öz sermaye karına bakacak olursak da bakın 2.13 ile bölü 24.54 yapacağız. Bu da arkadaşlar yine 10'un yani 1 bölü 10'dan bile hani %10'dan bile az bir öz sermaye karlı olduğunu bize gösteriyor. Bu da piyasaya göre kötü kaldığını anlayabiliriz buradan. Şimdi sektöre göre durumuna da bakalım. Kredi Faktöring'in zaten burada tek kıyaslayabileceğimiz hisse Lider Faktöring. Lider Faktöring'e göre öz sermaye karlı düşük kalmış. Zaten %10'dan bile düşük bir öz sermaye karlı olduğunu söylemiştik. FK'mız 24.54. O anlamda da yine kötü kaldığını söyleyebiliriz. Daha sonrasında ise PDD'miz 2.13. O da yine Lider Faktöring'e göre kötü kalmış. Yani arkadaşlar burada toplamda 5 puanlık bir bilançosu olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi bir bilanço değil hani. Hatta orta kötü arası bir bilanço. Şimdi geldik arkadaşlar Frigop Akgıda'nın bilançosuna. Frigop Akgıda'ya baktığımız zaman satışlarımız 19 milyondan 49 milyona yükselmiş. Buradan 1 puanı verdik. FAVÖK'ümüz 4 milyondan 15 milyona yükselmiş. Buradan 1 puan daha verdik. 3 puan. Net kâra baktığımız zaman 1 milyondan 10 milyona çok ciddi bir artış var. Buradan da yine 1 puan daha verdik arkadaşlar. Net borcumuz azalma var. Buradan 1 puan daha verdik. Net borç öz kaynaklardan düşük negatif olduğu için otomatikman buradan 1 puan daha verdik. Öz kaynaklarımızda bir artış var arkadaşlar. Buradan 1 puan daha verdik. Ve de öz kaynaklar bakın 58'den 69'a çıkmış. Aktiflerimiz 140'tan 137'ye düşmüş arkadaşlar. Bu da kaldıraç oranının düştüğü anlamına gelir. Buradan da 1 puan daha veriyoruz. Yani burada puan kırdığımız hiçbir kalem yok. Şimdi öz sermaye karına bakalım. Bakın 4.54 bölü 11.96 yaparsak yaklaşık olarak 3'te 1 oranında bir oran çıkacak. Hatta daha da yüksek. Yani arkadaşlar burada her türlü %33'ün yukarısında bir öz sermaye karlılığı elde etmiş Frigop Akgıda. Hemen hesaplayalım. Tam hesabını yapmak için. Çünkü sektöre göre de kıyaslayacağız. Bakın %38'e yakın bir öz sermaye karlılığı var. Bu anlamda da gayet başarılı arkadaşlar Frigop Akgıda. Şimdi sektöre göre durumuna da bakalım. Şimdi sektörünün öz sermaye karlılığı %20.9. Yani buradan 1 puan daha veriyoruz arkadaşlar. FK'ya bakalım. FK'mız 11.96. Bu anlamda puan veremiyoruz. Daha sonrasında PDD'ye bakalım. 4.54. Bu anlamda da yine pahalı kaldığını söyleyebiliriz. FDFV'ye baktığımız zaman 7.51. Bu sektöre göre güzel arkadaşlar. Daha sonrasında piyasa değerimiz 314 milyon. Satışlarımız 137 milyon. Evet, 314 bölü 137 yaklaşık olarak 2.5
314 bölü 137 et 2.29 çıktı. Sektörünün 0.85 civarında. Buradan da puan veremiyoruz. Net borcumuz negatif olduğu için buradan puanı, yani son puanımızı verdik. Totalde arkadaşlar sektöre göre PDD'de, FDF'de, FABÖK'te piyasa değeri bölü satıştan puanları kırdık. Totalde 11 puanlık güzel bir bilançosu olduğunu söyleyebilirim. Şimdi geldik arkadaşlar Kozaltı'nın bilançosuna. Kozaltı'nın arkadaşlar satışları 893'ten 890 milyona gerilemiş. FABÖK'ümüz 619'dan 570'e gerilemiş. Net kâra baktığımız zaman 583'ten 522'ye bir gerileme var. Net borçta bir azalış var. Buradan 1 puanı kırıyoruz. Net borç negatif para kırıyoruz diyorum. Özür dilerim. Veriyoruz. Net borcumuz zaten öz kaynaktan düşük. Buradan da 1 puan daha verdik. 2 puan. Öz kaynaklarda arkadaşlar bir artış var. Buradan da 1 puan daha verdik. 3 puan. Arkadaşlar bakın burada öz kaynaklarımız yaklaşık olarak 500 milyon artarken aktiflerimiz de yine 500 milyon artmış. Ama arkadaşlar bakın biri 890'dan 500 milyon artmış. Biri 10 milyardan 500 milyon artmış. Yani burada oran orantı yaptığımız zaman yine kaldıraç oranının azaldığını söyleyebiliriz ki buradan 1 puan daha veriyoruz arkadaşlar. Toplamda arkadaşlar buradan şu ana kadar 4 puanı verdik. Şimdi 1.71 bölü 7.25 %23 küsur bir öz sermaye kârlı var. Buradan 1 puan daha verdik. 5 puanı olmuş oldu arkadaşlar Kozaltı'nın şimdiye kadar. Şimdi sıra geldi arkadaşlar sektöre göre değerlendirilmesine. Sektöre göre baktığımız zaman arkadaşlar %23.5 öz sermaye kârlı. Sektör ortalamasına göre güzel arkadaşlar. Buradan 1 puanı verelim. Daha sonrasında arkadaşlar FK'ya bakalım. FK'mız 7.25. O bir miktar pahalı arkadaşlar. Buradan puan veremiyoruz. PDDD'miz 1.71. O da yine bir miktar pahalı. FDFAV'ümüz 4.28. O da yine bir miktar pahalı. Piyasa değerimiz 16.16 milyar. Satışlarımız 3.80 milyar. Yani 4-4.5 arasında bir rakam çıkacak. O da yine sektöre göre pahalı arkadaşlar. Burada arkadaşlar borç olarak iyi kaldığını söyleyebilirim. Yani genel olarak arkadaşlar Kozaltı'nın bilançosuna 7 puanlık bir bilanço diyebiliriz. Şimdi geldik arkadaşlar Pergamon dış ticaretin bilançosunun analizine. Satışlarımız 2 milyondan 3 milyona çıkmış. 1 puanı verdik. FABÖK'ümüz 1.5 milyondan 2.3 milyona yükselmiş. Buradan 1 puanı verdik. Net kârımız 2.79'dan 3.44'e yükselmiş. Buradan 1 puan daha verdik arkadaşlar. Net borcumuzda azalma var. Buradan 1 puan daha verdik. Net borcumuz öz kaynaklardan düşük. Otomatikman zaten negatif. Buradan 1 puan daha verdik. Öz kaynaklara baktığımız zaman 33'ten 36'ya bir artış var arkadaşlar. Buradan yine 1 puan daha verdik arkadaşlar. Bakın öz kaynaklar 3 milyon artarken aktiflerde 200 milyon artmış. Ama arkadaşlar öz kaynaklar hani 33'ten 3 milyon artmış. Aktiflerde 1.2'den 1.40 yani 200 milyon artmış arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Yani arkadaşlar bakın öz kaynaklar bir önceki çeyreğin %10'undan az bir oranda artmış. Aktiflere baktığımız zaman da hani %5'ten bile az bir şekilde artmış. Yani burada kaldıraç oranının arttığını çok bariz bir şekilde görebiliyoruz. Buradan puanı ne yazık ki veremiyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar şimdi hemen diğer rakamlara da bakalım. 4.66 bölü 13.11. Evet %35'lik sektöre göre oldukça güzel bir öz sermaye kârlı olduğunu, pardon sektöre diyorum, piyasaya göre güzel bir öz sermaye kârlı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar PSDTC'nin sektöre göre durumuna da bakalım. Evet, yanlış yazdık. Şimdi Pergamon dış ticaret, turizm, otel, eğlence sektöründe yer alıyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman sektöre göre oldukça iyi bir öz sermaye kârlılığı var. FK'mız 13.11. Zaten sektöründe adam akıllı FK kârı yapabilen yok. Onun dışında arkadaşlar PDDD'ye baktığımız zaman ise 4.66, sektöre göre bir miktar pahalı kaldığını söyleyebiliriz. FDF'imiz 12.77, o anlamda
sektöre göre iyi kalmış. Piyasa değerimiz 171 milyon, satışlarımız 13 milyon. Yani burada 10-12 arasında bir şey çıkacak. O da yine sektöre göre kötü kalmış arkadaşlar. Daha sonrasında net borcumuz negatif olduğu için burada sektöre göre her türlü iyi kaldığını söyleyebiliriz. Totalde arkadaşlar Pergamon dış ticaretin bilançosuna da 11 puanlık bir bilanço olduğunu, iyi bir bilançoya sahip olduğunu söyleyebilirim. Şimdi geldik arkadaşlar Sasa Polyester'in bilançosuna. Sasa'ya baktığımız zaman satışlarımız 1.2 milyardan 3.6 milyara yükselmiş. Favemiz 275 milyondan 526 milyona yükselmiş. Buralardan puanı verdik. Net karda da negatiften pozitife dönüş var arkadaşlar. Buradan bir puan daha verdik ama net borçta arkadaşlar çok bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Buradan puan veremiyoruz. Net borcumuz öz kaynaktan da fazla. Buradan da puan veremiyoruz. Öz kaynakları da arkadaşlar bir artış var. Buradan bir puanı daha verdik. Şu ana kadar 4 puanı oldum. Hemen kaldıraç oranı hesabını da yapalım. Şimdi 4035 bölü 15849. Evet, gördüğünüz gibi %25 civarında olan bir öz kaynak bölü aktif oranı var. 3533 bölü 13522. Bu da arkadaşlar %26'ymış. Yani arkadaşlar %26 olan öz kaynak aktif oranı %25 küsürlere gerilemiş. Bu da kaldıraç oranının arttığını bize gösteriyor. Buradan ne yazık ki puan veremiyoruz arkadaşlar Sasa hissesine. Şimdi Sasa'nın sektöre göre durumuna da bakalım. Evet, tabii öz sermaye karını hesaplamadık. 8.20 bölü 18.65 yaparsak %43 civarında bir öz sermaye karlı olduğunu söyleyebiliriz ki bu da piyasaya göre oldukça güzel. Sektöre göre de %43 öz sermaye karlı iyi duruyor. Şimdi FK'ya baktığımız zaman FK'mız 18.65, sektöre göre güzel. PDDD'miz 8.20, sektöre göre pahalı duruyor. FDFV'miz 19.30, o da yine sektöre göre pahalı duruyor arkadaşlar. Piyasa değerimiz 33 milyar, satışlarımız 10.8 milyar. Yani burada 3'e yakın bir oran çıkacaktır. O da sektöre göre fazla arkadaşlar. Buradan da puan veremiyoruz. Net borcumuz 7.7 milyar. Favemiz 2.1 milyar. Yani 3.5 civarında bir oran çıkacak. Bu da yine sektöre göre fazla arkadaşlar. Yani totalde topladığım kadarıyla 7 puanlık bir bilanço olduğunu söyleyebilirim. Yani orta seviye bir bilanço olduğunu söyleyebilirim. Şimdi geldik arkadaşlar Sönmez Filament'in bilançosuna. Satışlara baktığımız zaman 2 milyondan 3.7 milyonu artırdığını görebiliyoruz. Buradan 1 puanı verdik. Favemiz 1.9'dan 3.5'a çıkmış. Buradan 1 puan daha verdik. Net karımız 1.1 milyondan 4 milyona yükselmiş. Buradan 1 puan daha verdik. Totalde 3 puanı oldu. Net borcumuzda bir azalış var. Buradan 1 puan daha verdik arkadaşlar. Net borcumuz negatifte olduğu için zaten öz kaynak otomatikman öz kaynaktan düşük oluyor. O yüzden buradan 1 puan daha verdik. Öz kaynaklarımız artmış. Buradan 1 puan daha verdik. Bakın arkadaşlar öz kaynaklarımız 4 milyon artarken aktifler 3 milyon artmış. Yani burada kaldıraç oranının düştüğünü görebiliyoruz. Buradan da 1 puan daha verdik arkadaşlar. Şu ana kadar sanırsam puan kırdığımız yer yok. Yani benim hatırladığım kadarıyla. Şimdi arkadaşlar hemen öz sermaye karlığıyla devam edelim. 9.35 bölüm 56.06. Evet, %16'lık bir öz sermaye karlığı var. Bu da piyasaya göre kötü kaldığını söyleyebiliriz. Şimdi Sönmez Filament'in sektöre göre durumuna bakalım. Sönmez Filament, evet, alt pazarda yer alan birisi. O yüzden pazara göre durumuna bakacağız. Pazara göre yüksek bir öz sermaye karlığı var arkadaşlar. Buradan 1 puanı verdik. FK'mız 56.06. Pazar alt pazarın ortalamasına göre yüksek duruyor. PDDD'ye baktığımız zaman 9.35, o da yine alt pazara göre yüksek duruyor arkadaşlar. FDFV'miz 233, o da yine alt pazara göre yüksek duruyor.
Piyasa değerimiz 2,3 milyar, satışlarımız 10 milyar arkadaşlar. Yani burada çok 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 yüksek bir piyasa değeri bölü satış oranı var. Buradan da ne yazık ki puan veremeyeceğiz muhtemelen. 0,63. Yalnız arkadaşlar şöyle baktığımız zaman burada bir hata var sanırsam. Şu oranlarda, alt pazarın oranlarında. Yani burada değerlendirmek ne kadar doğru bilemiyorum ama yani şimdi şu ana kadar şimdilik şuna göre değerlendirecek olursak kötü kaldığını söyleyelim. Net borcumuz negatif olduğu için yani pazar anlamında bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani totalde arkadaşlar burada 8 puanlık bir bilançosu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geldik arkadaşlar TSKB'nin bilançosuna. TSKB'ye baktığımız zaman takipteki kredilerde bir miktar artış olduğunu, pardon, azalış olduğunu görebiliyoruz. Net ücret ve komisyon gelirlerinde 8 milyondan 15 milyona çıkan bir gelir olduğunu görüyoruz. Buradan ilk puanını verelim. Net faiz gelirlerine bakarsak o da 559'dan 742'ye yükselmiş. Bir puan daha verdik. Kredilere baktığımız zaman bakın 44'ten 43'e gerileme var. Öz sermayede bir artış var. Buradan bir puan daha verdik. Net kâra baktığımız zaman çeyreksel bazda 204 milyondan 295 milyona, yani %50'ye yakın bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Buradan bir puan daha vermiş olduk. Şimdi öz sermaye kârına bakacağız. 0,66 bölü 4,48. %14 küsürlerde, bu da piyasaya göre düşük kalmış. TSKB'nin sektöre göre durumuna bakacak olursak da küçük ve orta ölçekli bankalar arasında en yüksek öz sermaye kârına sahip şirket olduğunu söyleyebiliriz. Buradan bir puanı daha veriyoruz. FK'mız 4,48, o da yine en düşük. PDDD'miz 0,66, o da yine en düşük. Yani küçük ve orta ölçekli bankalar arasında en iyisi olduğunu buradan görebiliyoruz zaten. Evet, totalde arkadaşlar TSKB'nin 7 puanlık bir bilançosu olduğunu söyleyebiliriz. Yani iyi bir bilanço diyebiliriz. Burada FDF ve satış olmadığı için ne yazık ki burada puan olarak farklı değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi TSKB'yi kapatıp bir sonraki bilançomuz olan Yapı Kredi'ye geçelim. Şimdi Yapı Kredi'nin takipteki kredilerine baktığımız zaman bir miktar artış olduğunu görebiliyoruz. Buradan bir puanı verelim. Net ücret ve komisyon gelirlerine bakarsak da çeyreksel bazda %50'den biraz daha az olan bir oranda artış var. Buradan bir puan daha verelim. Daha sonrasında arkadaşlar net faiz gelirlerine bakacağız. Burada 4 milyondan 6,35 milyona, %50'den bile fazla artış olduğunu görebiliyoruz. Buradan bir puan daha verelim. Kredilerde bir artış var. Buradan bir puan daha verelim. Mevduatlarda bir artış var. Buradan bir puan daha verelim. Öz sermayede bir artış var. Buradan bir puan daha verelim. Net kâra baktığımız zaman çeyreksel bazda o da arkadaşlar 1,85'ten 3,24'e yükselmiş. Buradan bir puan daha veriyoruz. Daha sonrasında öz sermaye kârını hesaplayalım. 0,46 bölü 3,3. Evet, %14'lük bir öz sermaye kârı olduğunu ve piyasaya göre bunun iyi olmadığını söylemek gerekir. Şimdi Yapı Kredi Bankası'nın bankalar sektöründe en yüksek öz sermaye kârı olan birine sahip olduğunu görebiliyoruz. Yani bir Garant var, bir Akbank var, bir de Yapı Kredi Bankası var. Yani sektöre göre iyi kalmış arkadaşlar, kısacası bunu söyleyebiliriz. Buradan bir puan daha vereceğiz. Daha sonrasında FK'mız 3,30. Yine sektöre göre iyi kalmış. PDDD'miz 0,46 arkadaşlar. Bu da yine sektöre göre pahalı kalmış. Buradan puan veremiyoruz. FK'mız ucuz kalmıştı. Evet, totalde arkadaşlar 9 puanlık bir bilançosu olduğunu söyleyebiliriz Yapı Kredi Bankası'nın. Evet arkadaşlar, bugünkü bilanço analizi videomuzda bu kadardı. Şunu tekrardan belirtmek istiyorum. Her videomda belirtiyorum, yani her bilanço analizi videomda belirtiyorum ve belirtmeye de devam edeceğim. Tek bilançoya bakarak hisse iyi ya da kötü denilmez arkadaşlar. Önemli olan hissenin büyümesidir. Bilançolar ara ara kötü gelir, ara ara çok yüksek fahiş oranında artışlar olur. Ama önemli olan hissenin büyümesidir. Bir bilanço kötü geldi diye eğer özündeki büyüme iyiyse hisse iyidir. Bir bilanço iyi geldi diye eğer şirket büyümüyorsa hisse kötüdür arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet arkadaşlar, umarım video faydalı olmuştur.
Videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Abone olun yanındaki zil tuşuna basarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmındaki linkten de Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.